5-6 milyon Suriyelinin Türkiye'de olması bir sorun ise, bu sorunun gerçek faili Türkiye'ye Suriye sınırındaki mayınları temizletenlerdir. Bu mayınları Türkiye'ye temizleten hakiki irade kimdir, neresidir? Temizleyenler değil, arkadaş irade. Belli ki Suriye iç savaşı önceden simüle edilmiş, milyonlarca insanın yürüyeceği yol önceden belirlenmiş, sınırındaki mayınlar bizzat kendisinden temizletilerek Türkiye oyuna getirilmiştir. Bunun sonucunda da milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye dolmuştur. Süreç 2003 yılında Türkiye'nin kara mayınlarının yasaklanması sözleşmesine imza atmasıyla başlamıştır. Sözleşmeye imza atanlar kimler? Bunlara baktığımızda, Burkina Faso, Vanuatu, Mauritania, Costa Rica, Gabon, Kiribati, Djibouti gibi sözde devletler ve terör diye bir sorunu olmayan Estonya, Hollanda, Lüksemburg gibi devletleri görüyoruz. Türkiye de bunların arasına katılıp sözleşmeyi imzalıyor. Oysa Türkiye terörle mücadele eden bir ülke. Peki Türkiye'ye terörist nereden geliyor? İran'dan, Irak'tan, Ermenistan ve Suriye sınırından. Peki bu ülkeler bu sözleşmeye imza atıyor, sınırlarındaki mayınları temizliyor mu? Temizlediler mi? Hayır. İran, Irak, Suriye ve Ermenistan sözleşmeyi imzalamadılar. Peki Amerika, Rusya ve Çin'in ve biraz önce isimlerini saydığımız sınırdaş olduğumuz ülkelerin imzalamadığı bu sözleşmeyi Türkiye neden imzaladı? Bu sorunun cevabı yok. Daha acı olan ise şu, şu anda halen İran ve Ermenistan sınırındaki mayınları temizliyoruz. Bu temizleme işinin parasını da Avrupa Birliği veriyor. Buna rağmen uyanmış değiliz. Eğer Suriye sınırındaki mayınlar yıllar önce temizlenmemiş olsaydı 6 milyon Suriye Türkiye'de olmayacaktı. Eğer bu bir sorunsa, kitlesel göçler kaynak ülkedeki demografik yapıyı bozar, ekonomik, sosyal, kültürel kısırlaşmalara sebep olur, elitlerin ülkeyi terk etmesiyle geride kalanlarla ülke yönetimi hem zorlaşır hem de kolaylaşır. Kısırlaşmış bu ülkenin yabancı güçlerle mücadelesi imkansız hale gelir. Suriye'yi kastediyoruz burada. Göçüp gidenlerin geride bıraktıkları ve boşalan alanlar, o ülkede yeni güç liginin oluşumunda kalanlar arasında yeni rekabet alanları, yeni ittifaklar ve yeni düşmanlıklar doğurur. Bir iç savaş durumunda milyonlarca insanın nereye gideceği önceden simüle edilmemiş olması düşünülemez. Göçün yoğun olarak yöneldiği alanlarda, göçenlerin sayı ve kalitelerine bağlı olarak siyasal, sosyal, ekonomik, etnik, dini, mezhebi, demografik yapı değişir. Vatandaş olmalarıyla birlikte o ülkede mezhepsel, sosyal ve siyasal yönelimler farklılaşır. Yani bugün 6 milyon insana mahsus ülkemizde. Ucuz işçilikten kaynaklanan iş kaybı, suç oranlarının artması ve kamu hizmetlerinden yararlanmada yeni gelenlerden dolayı eksilme ve kalite düşüşü yaşanması istenmeyen olaylara sebep olabilir. Evet, gelenler beraberlerinde para, sosyal, kültürel, ekonomik zenginlikler de getirir. Ancak gelenlerle birlikte ana vatanın yabancısı olduğu ihtiras, suç, kan davaları ve çekişmeler de gelir. Anavatanın emniyet güçlerinin nüfuz etmesi zaman alacak olan yeni ilişkiler ağı ve yeni suç alanları oluşur. Gelenler entelektüel seviyelerine göre ülkeyi ya aşağı çeker ya da ilerlemesine katkıda bulunurlar veya her ikisi aynı anda da mümkündür. Anavatanın ihtiyaç duyduğu alanlarda içeride veya dışarıda yeni ilişkiler ağının kurulmasını sağlayabilirler. Ancak aynı anda fitili biraz uzun mayın da olabilirler. Olmalıydı, olmamalıydı tartışmalarını yapmanın artık bir önemi kalmamıştır.
Türkiye fiilen 5-6 milyon Suriyeli gerçeği ile karşı karşıyadır. Tartışılması gereken bu meseleyi, bu süreci nasıl yönetebileceğimizdir. Evet, teşekkür ederim. Bugün konumuz Suriye, Türkmenlerin geleceği ve Türkiye'deki Suriyeliler meselesi. İki değerli konuşmacımız var. Ruhittin Sönmez Bey ve Süleyman Pekin Bey konuşmalarını yapacaklar. Konferansı da Rıdvan Ayaz Bey, yönetim kurulumuzdan Rıdvan Ayaz Bey idare edecek. Evet, söz Rıdvan Bey'le. Teşekkür ederim. Efendim, bütün misafirlerimiz hoş geldiniz. Aşağı yukarı bir saatlik bir sunum öngörüyoruz. Yarımşar saat konuşmacılarımızı öngörüyoruz. Ben sözü uzatmadan Süleyman Pekin Bey'e veriyorum. Buyurun sayın konuşmacı. Önce herkese saygıyla da selamlıyorum. Kuzey Suriye ve Türkmenlerin geleceği dedik. Ve sunuda gördüğünüz bir görsel var. Orada karikatür. Emcet resmi. Suriye'de zaman insanları istatistiklere çeviriyor diyor. Birazdan onun alt tarafında da haritalar üzerinden bazı şeyler beyan edeceğiz. Ama öncelikle Ömer Bey'in açtığı yoldan, güzergahtan devam edersek dünyada olup bitenleri bir şekilde analiz etmek ve bunun için de tasniflerde bulunmak gerekir. Tarihçi olarak yapmaya çalıştığımız şey, muradımız, maksadımız bu. Biraz da Türk Devleti'nin dış politikasının önünü açmakla alakalı çok fazla alternatif seçeneklere ihtiyaç var. Alternatif eksenler oluşturmaya ihtiyaç var. Birinci Küresel Savaş, namlı diğer Cihan Harbi, 1914-18'de cereyan etti. Ve ondan sonra yeni bir statü oluştu. Tabi bu statüyü oluşturan dünyanın eski şampiyonu İngiltere ve hempalarıydı. Malum itiraf devletleri vaziyetinde. Birincisinin aslında müsebbibi diyeceğimiz Almanya ve yine hempaları, ikincisinin de aslında tetikçisi oldular. Dünyada temel sahip dünyanın paylaşımıdır. İnsanlar Allah'ın güdü olarak fıtratına yüklediği, belki harife misyon öncesindeki bu hırs, güç, iktidar olma sanatı gibi. Yani gücü eline geçiren büyük balı küçük balı yer prensibinde, biraz evrimsel biyolojide bu fıtratın devletlere yansımış hali var. Biz de bunları öncelikle milliyete, dine yansıttığımızda aslında maçı 1-0 geride başlatmış oluyoruz bana göre. Temel gayeler ekonomik çıkarlar, iktisadi üstünlük ve dünyada bu güç üstünlüğüdür. İşte bizim Timur'la Yıldırım'ı, Yavuz'la Şah İsmail'i veya Yavuz'la Tomanbay'ı karşı karşıya getiren şey aslında din ve mezhep falan değildi. Baharat yoluydu, ipek yoluydu. İkinci Küresel Savaş'ın da galibi aynı oldu ama sanki şampiyonluğunu amcasının oğlu Amerika'ya devretmiş gibi oldu. Birincisinde ve ikincisinde de ortak olan Rusya'yı, birazdan Suriye haritasında göreceğimiz noktada bazen düşman, bazen dost cihetinde Amerika'nın yanında konuşlanmış vaziyette görebiliyoruz. Tıpkı PKK'nın Marksist-Leninist bir örgüt olarak Sovyetlerin kucağında doğması ve sonra Amerika'ya satılması. PYD'nin de 2003'te belki bizim de katkılarımızda ama Amerika'nın kucağında doğması ve şu anda Rusya'ya satılması gibi. Tabi bunları büyük devletlerin dostları, düşmanları yok, çıkarları var noktasında algılamakta fayda var. Bana göre 3. Küresel Savaş 11 Eylül 2001 yılındaki saldırılar veya saldırı düzeniyle beraber çoktan başladı. Malum 2002'den itibaren Irak üzerinden Büyük Ortadoğu Projesi'nin, bu projenin Kuzey Afrika ve genişletilmiş Hinterland'ı da var. Bazen bu projeyi revize ettiklerini görüyoruz. Özellikle New York Times'ın, Bob Wright'ın yayınladığı haritada IŞİD'in bir hareket alanı gibi bir harita yayınlanmıştı. Onu koymadık. İşte Free Kürdistan diye bizi de ilgilendiren dört parçalı Kürdistan'ın birinci parçası Kürd-İsrail diyebileceğimiz, Bazanistan diyebileceğimiz Kuzey Irak. İkinci parçası şu anda bizim güvenli bölge sınırlarının altında kurulan Kuzey ve Doğu Suriye Otonom Cumhuriyeti, Otonom Bölgesi, Rojava, Kırmançı tarifiyle, Roşilat, İran'daki Mehabat Urmiye civarı, malum dördüncü parçada biz varız. Hatta buradan o yöreden muhtemelen insanlarımız da var. Coğrafi olarak, il mensubiyeti olarak.
Dolayısıyla bu adlandırmaları, tanımlamaları iyi yapmak lazım. UFO dediğimiz şey bilinmeyen gök cisimleri. İşte biz bunların hepsini tek parça olarak algılarsak, dünyanın sadece bizle uğraştığı gibi düşünceye kapılabiliriz ama Mezopotamya'nın ta Sümerler'den itibaren 5000-5500 yıllık tarihinde bu tip noktaları var. Mayınlarla ilgili sözleşmelerden bahsederken Ömer Bey, İsmet Özel'in Mayınlara Emek Yasak kitabı aklıma geldi. İsmet Özel'in aslında günümüzü tanımlayan başka sözleri de var, biraz şairane tarafıyla. Tabutun üstüne zar atıyorlar. Bu noktadan sonra başkanım, müsaade olursa ben diğer taraftan da biraz yönlendirme yapayım. Ezogel'in, Halep'in, Türkmenlerin Mumuç dediği yerde, bizim Antep yöresinde, Çukurova, Güneydoğu bölgesinde çok ciddi bir kültürel alandır Ezogel'in. Ezogel'in çık Suriye dağlarına, hatta dağlarının başına, güneş vursun kemerin kaşına da kaşına. Ya bu türkünün bir de son kısmı var, onu en sonda paylaşacağız. Altta gördüğünüz harita, bu iki tane mutabakat sonrası da Suriye'deki son durum. Bu duruma geçmeden önce çok kısa bir girizgah yapalım. Suriye sorunu Amerika'nın West Rest diye, biz ve diğerleri diye dünyaya meydan okumasının neticelerinin sadece bir ara halkasıdır. Ne ilk ne son. Muhtemelen bundan sonra 3. veya 4. parçalar devreye girecek. Ama azıcık hafızamızı tazelersek 2011'in Mart ayında Dere'de başlayan gösterilere hükümetin sert müdahalesi ve insanların ölmesi üzerine 2011'in Haziran-Temmuz aylarında iç savaşa dönmüştü. Kendisini de bir Türk milliyetçisi, biraz Türk tarihçisi olarak tanımlayan biri olarak maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle bu 8 yıllık Suriye iç savaşının ve krizinin ilk 4 yılında hataları ve günahları var. Hatta olan bitenden biraz da vicdani olarak payları var. 2011 ile 15 arasında işte Amerika'nın bu West Rest dünyaya meydan okumasında, hatta bizim biraz amiyane tabirle işte var mı bana yan bakan sözünün yanında, biz de Amerika'nın yanında var mı bize yan bakan tarzında bir görev üstlendik. Maalesef bunu zaman zaman yapıyoruz ama tabii coğrafyanın bizi zorlaması, tarihi background'umuz diyelim, arka planımız, devlet geleneğimiz ve bunun derinliği bizi zamanla hatalarımızı düzeltmeye ve tekrar bir kırmızı çizgi ihdas etmeye, üretmeye yöneltti. İşte 2015 yılından sonraki 16, 17, 18 yıllarda özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve en son Barış Pınarı ile beraber yaptığımız hataları telafi etmeye çalıştık. Nispeten telafi edebildik fakat 8 yıl öncesindeki Suriye'yi henüz daha oluşturamadık. Şimdi Amerika ile Rusya arasında denge politikası bizim NATO'ya girmemize de vesile oldu. Bazen böyle şeyler vardır. Hoylaklar, kabakoylak birini tercih edersiniz. Bir de üçüncü yol arayanlar vardır. Bunlar çok önemlidir bence. Kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun yeni bir yol üretenler. İşte Aristo mantığında şey ya siyah ya beyazdır, ya iyidir ya kötüdür düşüncesi vardır. Alev Alatlı'nın Türkiye'ye daha çok dahil ettiği saçaklı mantıkta da bir şey hem iyidir hem kötüdür. Hem siyahtır hem beyazdır tarzında bir durum var. Biz şimdi Amerika ile Rusya arasında 40 katır 40 satır tercihini yaptık. Bazılarımız inanıyor, bazılarımız Menderes'e çemkiliyoruz bu konuda. 47'de başvurduk, 52'de alındı gibi. Bence halen bu iki taraflı siyasetin cenderesinde sıkıştık. Üçüncü bir yol üretemiyoruz. Aslında üçüncü üreten bir kurucu liderimiz vardı. Fakat sonrasında tekrar bu ikilem arasında sıkıştık kaldı. Günümüzde de aslında siyasetçiler için bir kolaylıktır. Amerika'ya karşı Rusya'yı kullanarak, değerlendirerek Fırat Kalkanı yaptık. Çok güzel yaptık. Karadeniz ağzıyla hasettik. Sonra Zeytin Dalı aynı şekilde. Fakat şimdi Amerika ile Rusya anlaşmış gibi gözüküyor. Bu sefer ne yapacağız? Klasiklerin dışında ne üretebileceğiz? Amerika ile aslında yaptığımız görüşmeler Amerika'nın PYD adı altında dolaylı temsilcilik görüşmesiydi. Bizim aldığımız duyumlar ki bu sunum Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'nin son sayısında bir sanırım 40 sayfa civarında bir makaleyle yayınlandı.
biraz ilgi alanımız işte bu Telefer, Kuzey Suriye veya diğer Suriye, Lübnan'ın Türkmenleridir hali itibariyle. Biz buraya oldukça kısaltmaya çalıştık ama Türkiye'nin 30-32 kilometre talebine karşılık PYD'nin 5 kilometre, iki noktada Kamış ve Tel Aviyat'ta da 8 kilometreye kadar çekelim. Gerisi Türkiye güvenli bölgesini ihdas etsin. Artık oraya sığınmacılar için, Rüttin Bey'in tabiriyle kaçkınlar için yer mi yapar yoksa başka bir şey mi yapar kendi bilir. Sanırım Barış Pınar'a harekatı sahaya girdikten sonra Türkiye'nin gerçekleri, Türkiye'nin devlet aklı diyebileceğimiz yapıyla beraber bir anda ihtiyaca cevap verici bir hal almaya başladı. Bu olay ondan sonra herkesin malumu. Trump'ın tweetleri, ölçüyü aşmayın, dikkatli olun, sizde ne konuştuysak onun dışına taşmayın. Demek ki aslında daha önce yapılan bir pazarlık var. Netice-i kelam, biz bu güvenli bölge operasyonunun 450 kilometre uzunluğundaki sınır hattımızın 30 kilometre derinliğine girecekken sadece iki cihetten Tel Aviyat ve Resulayn civarına girdik. Ara kısımları ve sağ sol tarafları boş kaldı. Böylece bir 120 saatlik adı ateşkes olmayan bir ateşkesle beraber herkes stabil vaziyete geçti. Daha kötüsü Amerika topu Rusya'ya attı. Bu hem alandaki anlaşma topu hem de PYD'nin hamiliği topu. Neticede hasım oldukları noktada aslında o dengelerden trapez dengesi de desek istifade edebiliyorduk. İşte Soçi'de yaptığımız görüşmelerden sonra 150 saat ki o saatlerin üzerinden yüzlerce saat geçti. Hali hazırda donduk. İşte Milli Savunma Bakanımızın ifade ettiği kadarıyla teröristlerin gene teröristliklerini yaptıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunun TSK'nın da buna uygun cevap verdi ama harekat yapmayarak biraz da misilleme veya mütekabiliyede esasıyla. Şimdi Rusya'yla yaptığımız mutabakat sonucunda bizim bu Tel Aviyat'taki 30 metre derinlik ile Resulayn'daki 30 metre derinliğin arası iki tarafın da 10 kilometre batısı ve doğusu olmak kaydıyla Türkiye'nin kontrolüne verildiği için burada yeni bir tampon bölge, yeni bir güvenli bölge, safe zone diye oluşturabildik. Hatırlarsanız ilk bölge şurada Afrin'i de sonradan Zeytin Dalı'nda kattığımız bizim Hatay'ın ve Gaziantep'in, Osmaniye'nin güney cihetleri veya doğu taraflarındaki bölgeydi. Kuzey ve Doğu Suriye diye bir otonom devlet var. Birazdan onun amblemini de gösteririz. Kaç dilde kurulmuş, kimler destek görür. Yani biz hesapta Kuzey Irak'taki Kürdistan'ın bu taraftan bir petrol koridoru olmaması için yaptık bu operasyonu ama zaten 7 kantondan müteşekkil eyalet meclisleri olan bir özel otonom yapı var. Ve bunu Amerika'da, Rusya'da hatta Esad rejimi de kabul etmiş durumdalar. Hatta Esad'ın dediği sahadaki gerçekliği kabul ediyoruz gibi. Olan biten bu. Tabii biz bu sınırı tamamını alsaydık da gene de alt tarafta Rakka'da, Erzor'da veya Haseke'de, Türkmenlerin Hasiçi dediği yerde özellikle de petrol bölgelerinde bir PYD, PKK, bunun silahlı uzantıları YPG, bunun diğerlerle birleşmiş hali SDG, Suriye Devrim Güçleri ve bunların özel yönetimleri var. Tabi bu Salih Müslüm denilen arkadaşın ağabeyi Mustafa Müslüm Türkiye'ye akademisyen olarak çok geldi gitti, aracılık yaptı. Biz daha o iç savaş, iç çatışma çıkmadan yani Mart 2011'den hemen sonra Hatay'daki bizim Kocaeli valisi oraya gitmişti. 70 bin kişilik mülteci kampı hazırladık. Yani olan biteni az çok tahmin ediyorduk ama Esad'ın direneceği aklımızda değildi. Rusya, İran'ın sahada aktif. Çin'in ve diğerlerinin de desteğiyle beraber ortada bir denge oluştu. Şu andaki denge de aslında yeni bir dengeye doğru evriliyor. Netice-i kelam şu anda Suriye'de 4 parça var. %70'ine Esad rejimi, şu Fırat Nehri'nin alt tarafı, Şam'da dahil olmak kaydıyla hakim. İdlib'de muhaliflerin yönettiği bir yer var. Bizim de 12 tane gözlem noktasıyla beraber çevrelediğimiz. Bu muhaliflerin içerisinde ve son unsurları da var. Eteşe de var. Eteşe dediğimiz Heyet-i Tahrir-i Şam, El-Kaide'nin uzantısı Nusra'dan ayrılan yapıların bir benzeri. Aslında bizim ÖSO'da da hem bizim Türkmen Tugayları hem de farklı unsurlar var. Bu farklı unsurların bazılarının maalesef elleri kirli. Gerçi bu bölgede elleri temiz olan pek de fazla yapı yok ama en azından Barış Pınarı harekatıyla bence akıllılık yaptık. Türkmen Tugaylarını Suriye Milli Ordusu adı altında ayrı bir organizasyona koyduk. Ki metnin içerisinde de gelecekti ama
Suriye Türkmen Meclisi'ni Türkiye oluşturdu. Hatta bu meclisin iki başkanıyla röportaj için Ankara'ya da gittik, Kızılay'da. Abdurrahman Mustafa'yı tanıyorsunuz televizyonlarda. Meclis başkanlığı da yaptı. Şu anda Suriye Geçici Hükümeti'nin de başkanı. İşte Resul Aymin ve Terabiyat'ta bu yapının oluşturulması için Türkiye Devleti'nin aslında organizasyonudur. Yalnız Suriye Türkmenleri ile ilgili söyleyeceğimiz bunun haricinde de bazı özel durumlar var. Şimdi alt tarafta bir başka harita var. Bir de İsrail'in işgal ettiği Golan tepeleri var. İsrail'in su kaynaklarının özellikle Suriye'nin de su kaynakları oluyor Fırat haricinde. Şu mavi alan zaten İsrail'in işgal ettiği alan, Golan tepeleri. Ki Golan Türkmenleri biraz da bizim çalışmamız meşhurdur. İsrail'in kuruluşuna en çok direnen insan topluluğudur Golan Türkmenleri. Bazıları Golan, bazıları Gölen diyor ama savaş nedeniyle karman çorman. Tabii bizim vereceğimiz rakamlar biraz da savaş öncesi istatistikleri olacak. Bunlar da Suriye'de İsrail'in oluşturmaya çalıştığı tampon bölgeler. Yani işgali biraz daha genişletmek için Şam'a kadar, Dımaşk dediğimiz yere kadar. Yani aslında burada bir de İsrail'in ve Amerika'nın çıkarlarını Türkiye'nin milli çıkarlarıyla da karşılaştırmak ihtiyacı var. Bu bahiste nüfus ve nüfuz etkinlikleri var. İşin özeti şu, oradaki Türkmen nüfusunun, demografisinin, sayısının etkin bir karşılığı maalesef yok. Orada birçok bilgi de var ama alt tarafta sayılarla ilgili birçok kaynak var. Dediğim gibi makalede bunun daha fazla dipnotlu ve detaylı bilgisi var. Ama ortalama söylersek, Orsam şehir şehir istatistik verdiği için 3,5 milyon civarında bir Türkmen nüfusu var. Fakat bunun 1,5 milyonu Türkçe konuşan Türkmen. 2 milyonu Arapça konuşan Türkmen. Tabii bu Suriye'de özellikle Manda İdaresi sonrasındaki Suriye Cumhuriyeti, Türkmenlerin özellikle hem 1. Dünya Savaşı'nda hem Hatay'ın kurtuluşunda hem de 2. Dünya Savaşı'nda Halep Kalesi'ne bayrak asarak Türkiye'nin tekrar kendini de dahil edeceği misak-ı milli sınırlarına döneceği düşüncesi olduğu için rejime çok entegre olamadılar ve kendilerini de zaten Suriye'deki bütün rejimler, Bağıslı öncesindeki rejimler de ajan olarak, özellikle Türk ajanı olarak gördüler. Tabii Türk milletinin tarihi vasıfları var, teşkilatçılık, savaşçılık gibi ama eksiği negatif vasıfları da var. Kültürel kalmışlık, başka milletlerin dilini öğrenmek. Türkiye'deki temel problem aslında etnik aidiyetleri sanki milletler, ırklar gibi tarif ediyoruz. Büyük bir hatadır. Bu dil hususiyetleri çok fazla görülür. Yani Artvin'den Kırklareli'ne kadar veya Hakkari'den Muğla'ya kadar benzer şeylere rastlayabiliriz. Niçin söylüyorum? Sistem Arap sistemi, devlet Suriye Arap Cumhuriyeti olduğu için Türkmenler de kendilerini Arap olarak saydılar. Arapça konuştular, oradan ekmek yediler. Arap olmayanın itibar görmediği yerde böyle oluyor. Mesela Türkiye Allah korusun Kurtuluş Savaşı'nı başaramasaydı muhtemelen nazir onun %70 İngilizce konuşan ve anlaşabilen insanlar olacaktı. Bakınız Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin Türk dünyası toplantıları, anlaşma ortak dilleri Rusça. Evet, burada bu nüfusla alakalı yer özellikleri var. Zaten benim şu anda beyan edeceğimiz nokta işte Kuzey Suriye, Halep merkezli. Halep'in haricinde Laskiye, Bayırbucak dediğimiz orijinal Türk yapısının olduğu yer. Daha çok Türkiye'ye entegre olan diyelim, Anadolu Türkmenlerine benzeyen, o kültürü daha çok koruyan. Bunun haricinde de işte bu güvenli bölgeleri beyan ettiğimiz yerlerde de bazı kasabalarda ve nahiyelerde Türkmenler var. İşte kimi Rakka'nın, kimi İdlib'in, Cesre Şubur gibi. Biraz da bu Hasike, Deir-i Zor tarafında çok daha az olmak kaydı ama Türkmen Meclisi Başkanı'nın, Samir Hafız'ın söylemesiyle bir 40 bin civarında da o bölgede, özellikle merkezinde PYD'nin Türk nüfusu, Türkmen nüfusu vardı ama tabii bu sığınmacılarla beraber bir hareket de oldu. İstatistiklerde şüphe var. Özellikle PYD'nin ne kadar Türk nüfusunu orada barındırdığıyla alakalı problemler var. Suriye genelinde de ne kadar Türk nüfusu olduğuyla da problem var ama Türkiye'ye gelen işin uzmanı tabii burada sığınmacılar arasında yarım milyonla bir milyon arasında Türkmen'in özellikle de Kuzey Suriye ağırlıklı olarak geldiğini düşünüyoruz. Tabii Türkmen haricinde orada 93 Harbi'nde gönderilen Kafkasya Türkmenleri, Çerkesleri,
Çeçenleri var. Ve bunların da harman olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada bugün bu bölgede Çeçenler, hatta Dağistanlılar varsa muhtemelen cihat için gelen selefi gruplardır. Türkiye'nin bence dış politikadaki Çeçen politikası da ciddi problemli. Ramzan Kadyrov denilen Putin'in kuklası diyeyim en basit ifadeyle. Türkiye'nin çok fazla izzet ve ikbalde bulundu. Hatta biraz da parayı pika vasıtasıyla fazlaca gönderdiği bir şahıstı. Orada Çeçen cihadını aslında söndürdüler. Daha kötüsü telefon müziklerimiz Çeçen Milli Marşı'ydı. Fakat Çeçenler orada IŞİD'le beraber bu koroya katıldılar. Maalesef önlerine gelene hepsini kastetmemek kaydıyla ama soyadı Şişani, Şoşani olanlar bizim Kafkasya grubundaki Çeçenler. Hızlandırayım. Suriye'nin toplam nüfusu içerisinde Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin payı ne kadar yani oran olarak? Onda bir istatistik var. 23-23,5 milyon civarında bir Suriye nüfusu öngörülüyor ama hal itibariyle bunun 17,5-18 milyonu halen Suriye'de. Çünkü bunun dışarıya çok fazla dağılımı var. Şimdi tabii en kötü ihtimalle 1,5 milyon Türkçe konuşan Türkmenleri sayarsak %6 civarında. Kürtler için de 1,5 milyonla 3 milyon arasında söylenir. Yani Suriye aslında bir kapalı rejim olduğu için bazıları tarif etmeme gerek yok. Özellikle Hafız Esad, Baba Esad'ı. Ama neticede %70 üzerinde bir Arap nüfusu var. Hatta bu Arap nüfusun PYD'nin otonom Kürdistan kuracağı yerde bile Kürt nüfusundan fazla olma gerçeği var. İşte oraya geleceğim. Bu Bağız rejiminin yasal dayanağı hani seçim olduğu takdirde Suriye'de demokratik çözüm konuşulduğu zaman netice ne olur sizin fikrinizce? Evet, bu derbi maçları tahmin etmek gibi bir durum olur ama fakat Beşar Esad'ın hem aldığı dış destek hem de özellikle Şam bölgesindeki yoğun nüfustan aldığı destek. Bu sadece Alevileri, Laskiye bölgesini falan kapsamıyor. İşin içinde Sünniler, hatta Türkmenler de var ama Türkmenlerin %70'i muhalif. Bu noktada bir istatistik beyan edebiliriz. %30 en azından. Muhaliflere muhalif diyebiliriz. Esad'lı mı, Esad'sız mı? Esad olmazsa Nusayri, yani Arap Alevisi diyeceğimiz yapıdan biri mi yoksa geçiş hükümetinde başka biri mi? Bunları bilemiyoruz. Bu şu anda Amerika ile Rusya'nın aslında bence anlaştı fakat ne yaptıklarını bilmediğimiz için İsviçre'de yapılacak anayasa görüşmelerinde açığa çıkacaktır. Muhtemelen bizim Abdurrahman Mustafa, Suriye Türkmen Meclisi, Suriye Geçici Hükümeti, bunlar Türkiye'nin organizasyonları. Bunlar vasıtasıyla olan bitenden haberdar olacağız. Ama Türklerde bir gelenekte göç, kervan yolda düzülür. Çevre şartlarına göre muhtemelen sonradan biz de siyasi pozisyonlarımızı değiştirebiliriz. Toplumsal arka planda bizim Suriye Türkmenleri biraz kapalı, biraz ezik, biraz sindirilmiş, başlarına da çok işler gelmiş. Dolayısıyla bunların hareketlendirilmesi Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kaldı. Şu an o kendine güvenlerini yakalamaya çalışıyorlar. Ticari güçleri, ekonomik güçleri yok. Devlette temsilleri yok. Geçimleri işte orada tarım, hayvancılık, ayakkabıcılık, yardım hizmetleri gibi sektörler. Bunun da kapalı dışına çıkmıyorlar. Herkes ayakkabıcı oluyor. Bazı gelenekleri özellikle Türkiye'deki din geleneği gibi bizim Türkmenlerde de görüyoruz. Hatta derler ya en iyi hikayeyi Arap uydurur. O uydurulan hikayeyi en iyi Fars anlatır, İranlı. O uydurulan Farslı'nın anlattığı hikayeye de en iyi Türkmenler inanır. Gelenekselleşmiş bir din algısı var. Bu din algısında da tabi Arapların aynı zamanda dinle bağlarından dolayı çok yüksek ve yüce görme var. Bu aynı zamanda Araplaşmayı da kolaylaştırır. Yani İslam dinini aslında Araplardan ayrı tutarak hayata bakarsak kendi engelimiz haline olmaktan da çıkacağız diye düşünüyorum. Bu konu çok su götürür ama özet olarak geçiyorum. Bizim Türkmenler için de bu kolay Araplaşmayı meydana getiriyor. Hatta şu an Türkiye Türkleriyle de alakalı söyleyebileceğimiz Hanefi Maturidi geleneğe genelde mensup olan Türklerin İmam-ı Azam'ı ne kadar anladığı kesinlikle şüpheli. En azından iddia olarak ortaya atmış olayım. Ve İmam Maturidi'nin bence zıttına biraz da tabii eşari de önemli bir alimdir ama akılcılık yerine daha çok nakil ve şekille iştigal ettiğimiz için mesela dün işte Kandil İhya ederken bizim de bir programımız vardı. Biz de 4 yıl üniversite nedeniyle Fatih'te falan oturduk ama Fatih Camii'nde
teravihlerde Allahümme salli ala seyyidina'yı söylerken stat'taki uğultulardan daha çok çıkardı. Öyle bir ihtizaz vardır o işte. İyi de yani orada insanlar siyanürden, yoksulluktan, açlıktan ölüyorsa bence bütün devrelerimizi, dinle alakalı bütün devrelerimizi ikra cümlesinden itibaren tekrar gözden geçirmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bu asimile olma geleneğimizin temelinde sanıyorum böyle bir yanlış okumadan mensup olduğumuz bir din algısı olabilir. Türkmenlerle de karşımıza çıktığı için bunu paylaşıyorum. Kültürel kimlik noktasında Türkiye bir destek ünitesi. Gerçek manada öyle bir havza. Balkanların, Kafkasların ve Ortadoğu'nun bu üçgen diyelim yani ateşin, kanın, dumanın hiçbir zaman eksik olmadığı yerin ortasında. Hatta zaman zaman işte burada Doğu Türkistan Vakfımızın eski yöneticilerinden Hamit Bey de var. Doğu Türkistan içinde veya başka bölgelerden sıkışan, kaçan, sadece Türk olması gerekmiyor Müslümanlar için de. Sadece Müslüman olması gerekmiyor. Bütün insanlar için de aslında bir havzadır Türkiye. Ve Türk insanı. Biz eksi taraflarını beyan ederek artılarımızı arttırmaya çalışacağız. Yoksa artılarımızı söyleye söyleye çok fazla gideriz. Arada sohbette söylemek gafletinde bulundum. Aynı gafleti inşallah dalalet noktasında değildir. Yineleyim. İşte Arap Ligi bize destek vermedi. Barış Pınarı'ndan, Macaristan vesaire ülkelerden, özellikle Türk Parlamentomeller Konseyi'nden. İşte Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur noktasına geldi. Bence büyük zaafımız bu slogandır. Bana kalırsa Türkiye'de asıl Türklerin hasmı diğer Türkler. Yani Amerika, Rusya, İsrail'e sıra gelmeden biz zaten birbirimizin hakkından geliyoruz. Biz Kocaeliler, Sakaryalılarla geçinemeyiz. Anne tarafım Rizeli'dir, Trabzonlu'ya kız vermezdi. Allah rahmet eylesin. İşte Fenerler, Galatasaraylıları, Gümüşhane'ye, Kazara göreve gittik. Torunlularla Kürtünler kavga ediyor. Kürtün'de görev yapıyoruz. Aşağı Kürtün, yukarı Kürtün kavgası var. Kayseri, Sivas burada malumdur. Benden daha tecrübeli büyüklerimiz var. Böyle birbirimize gölge olma, birbirimize sıkıntı vermek gibi bir özelliğimiz var. Ben bunun da Türklüğün bir özelliği olduğunu düşünmeye başladım. Son noktaya gelmeden burada bir Türk'ün isniyeti diye bir tabir geçiyor. Bence bütün davranışlarımızda çözülmesi gereken nokta bu. Şaban Bey'in çok kıymetli görüşlerinden, özellikle yeni bildiğimiz bilgilerden istifade ettik. Devletimiz bence ne noktada çalışma, yenilik, İHA'lar, SİHA'lar, savunma sanayisi veya ekonomik alanda yaparsa yapsın, halk bu koroya katılmıyorsa bence oradan sonuç alma ihtimali çok zor. Türkiye'nin fotoğrafını işte Kandil Gecesi'nden çektik. 2 gün öncesine baktığımızda 32 çocukların velilerinin tavrına falan baktığımızda demek ki temelde aslında bir ahlak problemimiz var bizim. Kendimizi Müslümanmışız gibi, Türkmüşüz gibi, İşte şehitler geldiğinde şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kandiller ve cumalar geldiğinde de en fazla mesajı kim atarsa o daha çok bonus kazanacak gibi bir moda soktu. Halbuki Kur'an bize ikra emrinden sonra yapacağımızla da alakalı emirleri bildiriyor. Sanıyorum onu okumama noktasında acayip kararlıyız. Hatta burada artık biraz sloganik oldu o söz ama oku diye başlayan bir dinin okumayan mensuplarıyız. Geleceğe dair beklentilerle süreci sonlandıralım. Aslında Suriye'de en az 1000 yıllık hatta Anadolu'daki Türklükten daha derin bir Türklük ve dolayısıyla Türklerle alakalı İslam geleneği var. Bu uzun bir bahis. Bu suskunluğun şu anda Türkmenler adına yeni bir evreye geçtiğini görebiliyoruz ama karşımızda da neticede 8 yıllık savaşta direnen bir Beşar Esad figürü var. Bence onu da katil Esad, zalim Esad, cani Esad yerine Türkiye'deki 5-6 milyon civarındaki bu yabancı insanların ülkelerine dönmesi için milli çıkarlarımız ne gerekiyorsa onu yapmak bağında değerlendirmek lazım. Kişisel sıkıntılarımız, sularımız olabilir ama devlet adamlığı aslında biraz da bazı şeyleri ki Suriye Savaşı'nda ilk 4 yılda, ikinci 4 yıldaki tavrımızı farklı, özellikle son 4 yılı başarılı, doğru bulduğumuzu beyan ettik. Benzer noktada bir temas vardır mutlaka da daha üst düzeyde olursa bunu da alkışlarız. Niye böyle dedim falan diye söylemeyiz. Burada bazı öneriler var gelecekle alakalı. Bunlar tabii bazıları Suriye Türkmen Meclisi'nin önerileri, bazıları genel öneriler, bazıları bizimkiler. Yani Suriye'de aslında Arap etnisitesinin dominant olmadığı bir devlet. Bütün azınlıkların tarif edildiği ve muhtemelen işte Türkler için
hükmen bölgelerinde okulların açılması, hatta onların kendi dilleriyle eğitim vermesi, hatta kendi dillerinin orada ikinci resmi dil olması gibi kazanımlar gerekiyor. Laik demokratik bir devlet olması gerekiyor. Ekonomik kalkınma programı olması gerekiyor. Savaşla alakalı çok zulüm veya insan öldürme suçları, kimyasal suçlar haricindekiler için bir genel af kapsama çıkması gerekiyor. Tüm bunlar yapılırken de bizim 1921 Ankara muahede namemizin, anlaşmamızın Türkmenlerle ilgili kapsayıcı maddeleri var. Bunların da masada olması gerekiyor. Sondan önceki çıkış olarak arada unutmamak için özellikle bizim de Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Süleyman Şah Ata Mezarımız vardı. Bunu ilkinde Fırat'taki Tepka Barajı'ndan dolayı kuzeye kaldırmıştık, Karagozak tarafına. Onu oradan aldık da Akçakale'nin dibinde, yani yürüme gidilebilecek yerde Eşme Köyü'ne getirdik. Aslında bu harekat da benim beklediğim oydu. Yani harekatın sürprizi olarak bizim de alkışlayabileceğimiz. Alacağımız Memmiç bölgesine, Karagozak o tarafta gelmek ve mezarı yerine iade etmekti. Çünkü uluslararası anlaşmalardan itibaren böyle bir hakkımız var. Burası bizim toprağımız. IŞİD'den kaçırmıştık hatırlarsanız. Fakat Memmiç'e Esad Devletleri rejimle anlaşma üzerine gelince bu da ikinci planda kaldı. Bunu hasreten bekliyorum. Özellikle 1-2 sene içerisinde. Diriliş Ertuğrul'un artık yeni versiyonun olduğu, insanların o akşama program bile koymadığı bir hengamede Ertuğrul'un babası sayılır ama değil, en azından atamızdır. Hem Selçuklu'nun hem Osmanlı'nın, Süleyman Şah Ata Mezarı'nın, Saygı Karakolu'nun yerine iadesi bizi vicdanen rahatlatacaktır. En azından vaazlarımızda bende olmak kaydıyla ciddi bir vicdan darlığı var burada. Şimdi burada son noktada Amerika'nın kafasında ne var noktasında Vahap Coşkun bir analisttir. Ladislav Garasi diye bir başka analist, yabancı, Amerikan dış politikasına yön veren. Sayın Genel Başkan'la Asam'la alakalı konuşurken, Türkiye'de bu think tank dediğimiz düşünce deposu geleneği çok eski değil, köklü değil. Amerikan devlet aklı bunlardan proje alır, ondan sonra bir yönetici elit gelir ve uygulamaya başlar. İşte Brzezinski diye bir adam küresel satranç tahtası kitabını yazar veya Huntington veya Fukuyama. İşte Huntington'un medeniyetler çarşıması üzerinden onlar da bir şey simüle ederler, canlandırırlar. Bizde bu yok ama inşallah bundan sonra olur diye niyazdayız. Burada muhtemelen Amerika'nın kafasındaki plan ne tarafından bakarak ben son önerimi yapıp sözlerimi son vereceğim. Biliyorsunuz işte Bosna-Hersek modeli var. İç içe kaç tane devlet var. En üstte onu Birleşmiş Milletler adına yöneten bir yapı var. Tabi orada savaşın bitimsizliğini de gösteren bir durum Bosna'da maalesef. Ve işte Irak modeli olabilir. Federatif bir yapı. Bölgesel yetkilendirmeli bir Suriye. İşte birilerinin otonom devlete sahip olduğu, bu sadece PYD tarafı için değil, alt tarafta Cebeli Dürzü'de Dürzü bölgesi de oluşabilir ki bunu Fransızlar manda üretimlerinde zaten yapmışlardı. Alevi Devleti, Laskiye, Dürzi Devleti, Süveyde ve Halep Şam Devleti gibi. Sonuç itibariyle bu Ezaveli'nin son kısmında hem o beyitleri görmüş olalım hem de ondan sonra o iki görselle beraber sonlandırmış olalım. Nenne'yle de ah bahtı karam Nenne'yle, yani Nenne söyle, çık Suriye dağlarına bizim ele eleyle. Bu haritalar, sınırlar bazen kardeşi kardeşten, karındaşı karındaştan ayrı tutabiliyor. Sınırlar bizim zihnimizin sınırları değil. Dolayısıyla bunların değişmesi söz konusu olabilir ama bunları değişme noktasına zorlarken de sadece Türkmen değil, Arap, Kürt, Asuri, Keldani, oradaki bütün unsurların geleceğini, bütün komşularımızın sıhhati, selameti veya ne diyelim, afiyet içerisinde yaşamalarıyla alakalı bir dış politika olması lazım. Burada da tek taraflı değil, PYD ile işbirliği yapan Hamam Türkmen Tugaylarının bile, Hamam Türkmen Tugay diye bir grup var, dışlanmaması lazım diye düşünüyorum. Teröristin anladığı dilden mücadele ama kontak noktasında dış politika biraz geniş bir alandır. Burada gördüğünüz amblem Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi. Türkçeyi oradaki Türkmenler için yazmışlar. İşte üstünde Arapça, altta Kırmançı, altta sanırım Süryanice, onu bilmiyoruz.
Ortada da el-idaretü zatiye, yani özel idare, özel idare, otonom idare gibi bir şey var. 2018 deniyor resmiyette ama asıl kuruluşu 2012, 11 yılıdır. Yani orada biz bütün güvenli bölgenin tamamını alsak bile bir Kürdistan var. O Amerikan petrol şirketleriyle beraber özellikle Rakka ve Deirizor'daki petrol bölgelerinin karını aralarında pay ediyorlar. Zaten Donald Trump başarılı bir başkan. Çok net fikrini söylüyor. Askerlerimi çekerim ama petrol bölgelerinden çekilmeyiz. Son olarak önerimiz bununla beraber tamamlamış olalım. Bu Ladislav Garasi'nin Amerikan Dış Politikalar Merkezi gibi Amerikan derin yapısı mı diyelim, devlet aklına hizmet eden think tanklerden birinin yaptığı bir harita canlandırması. Kuzey Irak'taki Kürdistan ve Türkmen bölgeleri Kuzey Suriye'deki Türkmen ve Kürt Asuri bölgeleriyle beraber burada çizilmiş. Aslında sağ olsunlar 26-27 tane kantonun 5 tanesini Türkmen, hatta 4 tanesi. Bir tane de Türkmenlere karışık Feyli, Şebek gibi Türk gruplar var biliyorsunuz. Türkler çabuk başka kültürü, başka dili aldığı için kendini hemen farklı ifade edebiliyor. Türkiye'de örnekleri çok fazla var. O biraz hak payı vermeye çalışmış. Ben de bir tarihçi olarak, biraz da dış politikayla uğraşmış biri olarak Afrasya kitabımızı aslında koymuştuk. Türkmen Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs, Irak Türkmeneli ve Azerbaycan'la beraber bir birlik. Tabi Afrasya dediğimiz bir de Türkiye ile Japonya'nın eş başkanlığı ve orada 8-10 daha başka alternatif proje var. Mesela buraya 5. olarak Suriye Türkmeneli, Batı Türkmeneli dediğimiz yer Suriye, Doğu Türkmeneli dediğimiz yer diğer nokta. Eğer Amerika ile Rusya anlaşmış ve bize sadece işte aslan avı yaptıktan sonra kemiklerini diğerine bırakıyor, o tarafı kaldıysa o zaman bizim yapmamız gereken gene taktiksel olarak bir Kürt-Türkmen özel yapısını savunmak olmalıdır diye beyanda bulunuyorum. Hem Irak'ta hem Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de. Kürtler zaten o bölge için söylüyorum, genel için söylemiyorum. Amerika'nın stratejik ortağı. Dolayısıyla Türkmenler bunlarla beraber birlikte iş görürse en azından Türkiye'nin güvenliği noktasında daha sıkıntı olur. Bir, ikincisi dördüncü parçanın Türkiye'ye gelme ihtimalini önlemiş oluruz. İki, üçüncü olarak Kürt dediğimiz unsurlar aynı zamanda bizim bu cumhuriyeti kurarken Atatürk'ün de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına aç parantez Türkmeni, Kürt'ü, Zazası, Çerkezi ve Servisi Türk milleti dediğimiz unsurlar. Dolayısıyla böyle bir Batı simülasyonuyla bir Türk-Kürt maçına dönmemesi için veya işte Alevi-Sünni maçına dönmemesi için Şii-Alevi maçı da olabilir. Basra ve Askiye bölgeleri eğer IŞİD başarılı olabilseydi böyle bir sonuç alırdı. Tabii önerimizi yazılı olarak makale şeklinde döktük. Bunu Haziran'ın bilgilerine sunar. Hepinize saygılarımı arz ederim. Efendim Sayın Süleyman Pekin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın Avukat Ruhettin Sönmez Bey, buyurun efendim. Bitince efendim bir değerlendirme yaparız efendim.
Sevgili dostlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aradan epey uzun yıllar geçti. Ben aslında bu Avrasya Bir Vakfı'nın da üyesiyim. Asam'ın kuruluş yıllarında buraya sık sık geliyordum. Fakat İzmit'ten bu kadar sıklıkla gelmek her zaman kolay olmadığı için epeyce bir ara verdim. Bu kadar aradan sonra dedim ki herhalde ben üyeliğim falan silinmiştir. Ama Şaban Bey yemek esnasında dedi ki hayır, üyeliğini silmedik, devam ediyor dedi. Ben de o zaman tekrar üye olduğum Avrasya Bir Vakfı'na gelmekten ve sizlerle bir arada olmaktan mutluluğumu ifade ediyorum. 2011 yılında, bahar aylarından itibaren Suriye'de iç savaş hızlandı ve peşin peşin hemen 4 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığındı. Suriyeliler Türkiye'ye iç savaş nedeniyle geldiler ama bu uzun bir süre sürdü. Yani tahmin edilenin çok üzerinde bir uzun sürede burada kalmak durumunda kaldılar. Ve bu burada kaldıkları süre içerisinde de 500 bin civarında da Suriyeli çocuk doğdu. Resmi rakamlara göre Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3,7 milyon yani civarında. Fakat bir de kayıt dışı olanlar var Suriyelilerden ülkemizde olup da kayıt dışı olanlar var. Kayıtlı olanların 18 yaşın altındaki olanların oranı %46,7. Yani çok genç bir nüfus Türkiye'ye göç etti. Kayıt dışılarla beraber sayarsak 5 milyon 300 bin Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun dışında da 1 milyon 400 bin civarında, 1,5 milyona yakın Afgan, Iraklı, İranlı ve çeşitli ülkelerden gelmiş, çok sayıda ülkeden gelmiş insanı barındırıyoruz. Sadece Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı %6,5 oldu. Bu çok ciddi bir orandır. Dünya tarihinde kavimler göçü olarak adlandırılan göçlerle mukayese edilebilecek önemli rakamlardır bunlar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması şöyle: biz ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yaparken, bu esasında 5,5 milyona yakın gerçeği, 3 milyon Suriyeli'ye de kendi ülkesinde yardım ediyoruz diyor. Ve ikisinin toplamı resmi rakamları değerlendirerek 7 milyon Suriye nüfusunun esasında 1/3'üne biz yardım ediyoruz ifadesini kullandı. Kayıt dışıları da saydığımız zaman Suriye nüfusunun yaklaşık %40'ına Türkiye'nin yardım ettiği görülüyor. Şimdi Profesör Ümit Özdağ bu konuda çok açıklamalar yapan bir siyasetçi ve belirli kesimlerinde çok tepkisini çekiyor ama bir gerçeği yüzümüze haykırıyor. 2040 yılına doğru Türkiye'de bu nüfus nasıl olur diye bir projeksiyon hesaplama yapmış. Bu hesaba göre 2040 yılında sadece Suriyelilerin nüfusu 10 milyona yükselecek ve birçok kentimiz Türk kimliğini kaybederek Arap kenti haline gelecek. Halen Göç İdaresi'nin resmi rakamlarına göre Kilis'te nüfusun %81,4'ü, Hatay'da %27'den fazlası, Gaziantep'te %22'den fazlası, Şanlıurfa'da da %21'den fazlası Suriyeli. Türkiye'ye girmesi bir bakıma teşvik edildi bunlar ve o hale geldi ki artık demografik yapımız bir tehdit halinde. Şu ana kadar Türkiye'nin devlet yetkililerinin açıkladığı rakamlara göre 40 milyar dolar civarında Suriyelilere harcama yapmışız. Ekonomi ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasına göre de içinde yaşadığımız ekonomik krizin en önemli sebeplerinden birisi
bu Suriyelilere harcadığımız 40 milyar dolardır. Tabii bunlar çok kontrolsüz bir biçimde geldiler ve kitleler halinde geldikleri için bunların içerisinde terör örgütü mensupları, istihbarat elemanları da olduğundan ayrıca başka riskler de barındırıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını istiyor. Bize hep bu yönde telkinlerde bulunuyor, bu şekilde baskılarda bulunuyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurmak istiyor. Yani büyük Kürdistan devletlerinin Suriye ayağını kurmak istiyor. İsrail'in güvendiği için Suriye'yi zayıf düşürmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasının, bu bölgedeki politikanın ana ekseni öncelikle Suriye'nin güvenliğini sağlamaktır. Daha sonra da petrol ve doğal gaz hatlarının güvenliğini sağlamaktır. Ve Türkiye'deki demografik yapıyı bozmak suretiyle Türkiye'yi ileride daha kolay şekillendirmek istiyor. Bu çok önemli bir kitle ve Türkiye'nin de çok önemli bir meselesi. Fakat bu kadar önemli bir meselede bile kavram kargaşası yaşıyoruz. Türkiye'de bulunan Suriyeliler, Cumhurbaşkanımız dahil, resmi devlet görevlileri, bakanlar, siyasi parti liderleri dahil hemen herkes Suriyeliler hakkında mülteci, sığınmacı, göçmen, misafir, hatta bunun yanında biraz daha ensar, muhacir kardeşliği filan gibi çeşitli kavramlarla değerlendirmeler yapılıyor. Oysa ki bunların hukuki açıdan net bir şekilde tanımlanması çok önemlidir. Uluslararası hukuk açısından belirlenen kavramlara göre durumumuzu netleştirmek ve ona göre hareket etmek suretiyle dünyada kendimizi anlatabileceğimiz bir mecra oluşturabiliriz. Bu boyuttaki büyük bir meselenin tarafı olan kitlenin hukuki statüsünün bilinmesi bu bakımdan çok çok önemlidir. Uluslararası hukukta koruma çeşitleri dünyadaki uluslararası sözleşmelerde çeşitli isimler altında geçiyor. En fazla mülteci, sığınmacı, göçmen, yerinden edilmiş gibi kavramlar kullanılıyor. Yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuz var bizim. Suriyeliler Türkiye'ye göç etmeye başladıktan sonra 2014 yılında bir kanun düzenledik ve bunları bir yasal statüye oturtmaya çalıştık. Bu kanunumuzun sistematiğinde uluslararası hukuktaki kavramlar kullanılarak 5 sınıf belirlenmiş. Bunlar mültecilik, sığınmacılık veya şartlı mültecilik, ikincil koruma, geçici koruma. Hatta sığınmacılık kavramı da bizim kanunda yer almıyor. Bunun yerine şartlı mültecilik kavramı kullanılmaktadır. En fazla kullanılan kavram mülteci kavramı. Mülteci dediğiniz zaman gelenleri uluslararası bir hukuk anlamında belirli bir koruma zırhının altına alıyorsunuz demektir. Oysa ki Türkiye 1951'de imzalanmış olan mültecilerin hukuki durumunu belirleyen Cenevre Sözleşmesi'nde taraf bir ülkedir. Fakat bu taraf ülke olarak bir çekince koymuştur bu sözleşmeye. Bu sözleşmeye koyduğumuz çekinceyle Türkiye Cumhuriyeti Avrupa ülkeleri dışından gelenlere mülteci olarak kabul etmemektedir. Yani Suriyeliler de Avrupa dışından geldikleri için asla bizim uluslararası hukuk bakımından bağlı olduğumuz Cenevre Sözleşmesi kapsamında mülteci olarak nitelendirilemez. En fazla kullanılan ikinci tabir de sığınmacı. Sığınmacı, mülteci statüsünü kazanmak için başvuruda bulunmuş bir ülkeye ve bu prosedür tamamlanıncaya kadar daha mülteci olup olmadığı belli olmadığı dönemde
kendisine verilen statüyü ifade ediyor. Yani mülteci olma yolundaki kişiye sığınmacı deniyor hukuk açısından. Bahsettiğim bu yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuza göre sığınmacı statüsü artık bizim kanunumuzda yer almıyor. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde sığınmacı tabirini Suriyeliler için kullanmamamız gerekiyor. Bunun yerine şartlı mülteci tabiri var. Şartlı mülteci ile sığınmacı arasında benzerlik var. İkisinde de bir başvurusu var mülteci olmak için. Beklemededir. Fakat şartlı mülteci, üçüncü bir ülkeye mülteci olmak üzere başvurmuş olan kişilere verilen bir statüdür. Ya üçüncü bir ülkeye veya bekleme süresi güvenli üçüncü bir ülkeye yerleştirme ile sonlandırdıktan sonra mülteci sıfatını alacak kişilere verilmektedir. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kişiler şartlı mülteci olarak da nitelendirilemez. Çünkü bunların üçüncü bir ülkeye başvuruları da söz konusu değil ve bunların mülteci sıfatını almaları da başka bir ülkeden mülteci sıfatını almaları da mümkün değil. Rutin Bey, özür dilerim. Yeri gelmişken bu İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilerin Avrupa'dan kaçmalarında dünya hangi statüyü tercih etti bunlar için? Şimdi bunlar zaten bakın 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin tarihi. Artık bunun, ondan önceki tarihlerdeki hukuk farklı. Uluslararası hukuk zaten yeni yeni gelişen ve hatta şu anda tam manasıyla erişkin bir hale gelmemiş bir hukuk olarak değerlendirilebiliyorsunuz. Dolayısıyla o dönemdeki sıfatlar ayrı. Bu şeyden sonra, 1951'den sonraki durum o sözleşmeye taraf olan ülkeler ki Türkiye'yi de o sözleşmeye taraftır ama çekince koymak suretiyle taraftır. Bizi ilgilendiren taraf sadece ve sadece Cenevre Sözleşmesi ve bizim yabancıları ve uluslararası koruma kanunumuzdur, bizi bağlayıcı olan. İkinci koruma dediğimizde, bir tehlikeden kaçmış, bir başka ülkeye gelmiş, fakat tekrar o ülkeye döndüğü takdirde, orada yaşanan iç savaş sebebiyle veyahut da başka sebeplerle, ölüm tehlikesi, işkence tehlikesi altında olan kişilerin, geçici bir süre için verilen statüsünün adıdır. Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ikinci koruma statüsü altında olduğunu söylemek de mümkün değildir. Geçici koruma 1951 sözleşmesinde yoktu. Avrupa Birliği Kosova krizinden sonra böyle bir statüyü yerine getirmek zorunda kaldı. Arnavutları toplu olarak vatandaş yapmak veyahut sığınmacı olarak kabul etmek işlerine gelmediği için o dönemde geçici koruma statüsünü tesis etti. Bu tanıma göre kitlesel akım durumlarında uluslararası korumaya ihtiyaç duyduğu kabul edilen insan gruplarına veya kategorilerine sığınma sağlamak için en azından başlangıçta ve geçici bir süreyle verilen bir korunma statüsü bu şekilde kullanılan bir araçtır. Türk hukukuna geçici koruma 2014 yılındaki kanunla girdi. Yani yabancılar ve uluslararası koruma kanunuyla. Orada madde 7'de bu kanunda ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel ve kitlesel akım dönemlerinde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayanlara, yabancılara uygulanan bir statü. İşte Türkiye'deki Suriyelilerin statüsü budur. Yani geçici koruma statüsü altındaki yabancılardır. Onun için özellikle Avrasya Bir Vakfı mensuplarının da, Türkiye'deki yöneticilerin de, herkesin Suriyelilerden bahsederken bu kavrama çok dikkat etmesini, mülteci, sığınmacı vesaire gibi isimler yerine, göçmen gibi isimler yerine
sadece ve sadece geçici koruma altındaki yabancı statüsünde olan Suriyeliler diye kullanmamız gerekiyor. Bunun özelliği, mülteci gibi uluslararası bir koruma hukukuna tabi olmadıkları için Türkiye'nin Suriyeliler konusunda uluslararası hukuktan kaynaklanan bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kavramların önemini görüyorsunuz. Kavramı doğru kullandığınız zaman böyle bir sorumluluk altında olmadığımızı gördüğümüzde alabileceğimiz, Suriyeliler hakkında alabileceğimiz kararlarında daha kolay ve dikkatli alınabileceği ortaya çıkacaktır. Bu kanunun bir de yönetmeliği çıkarıldı. Geçici koruma yönetmeliği. O yönetmelikte geçici koruma altında olan yabancıların, yani Suriyelilerin özellikle çalışmalarının nasıl olacağına dair de çeşitli şeyler, hükümler getirilmiş ve düzenlenmiştir. Sonuç olarak tekrar edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Suriyeliler mülteci değildir. Geçici koruma yönetmeliğine tabidirler ve geçici koruma statüsüne tabi olan Suriyelilerin çalışmaları mümkündür. Ancak bu yönetmelik kapsamında düzenlenen hususlara dikkat ederek. Şimdi diyelim ki bu mülteci olsa bile bunlar, bunlar mülteci değil dedik. Mülteci sayılsalar bile Türkiye'deki Suriyelilere Türk vatandaşlarına sağlanan hak ve imkanlardan fazlası verilemez. Hani hastanelerde, eğitim kurumlarında, çeşitli yerlerde Suriyelilere tanınan ayrıcalıklardan, onların ücretsiz tedavileri, üniversitelere imtihansız kabul edilmeleri vesaire gibi birçok şikayetler söz konusu. Bu şikayetlerin hukuki karşılığını veren bir şeyimiz var bizim. Mültecilerin hukuki durumuna dair o 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde biz bir başka çekince daha koymuşuz. Bu sözleşmenin hiçbir hükmü mülteciye Türkiye'de Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz. Yani mülteci dahi olsalar bunlara Türk vatandaşlarına sağlanandan fazlası verilemez. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda da bu hüküm aynen 2014'te kanuna girdi. Yani bu yabancılara sağlanan hak ve imkanlar Türk vatandaşlarına sağlanan hak ve imkanlardan fazla olamaz hükmü getirildi. Bu noktada aksi olan her türlü uygulama hukuk devleti ve kanuna bağlılık ilkelerine zarar verici uygulamalardır. Siyasi tercihtir, hukuki tercih değildir. Fakat hukuka bağlılık ilkesine de aykırı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Suriye'ye gidip dönen Suriyelilerin durumu nasıl olacak? Bu en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Bunların statüsünü, geçici koruma statüsü diye belirledik ya, bu statü şartlar düzeldiğinde vatanlarına dönmeyi zorunlu kılan bir statüdür. Şimdi bayramlarda ve belirli özel günlerde Suriyeliler memleketlerine gidiyorlar. Belirli süre kaldıktan sonra geriye dönebiliyorlar. Demek ki artık onlar açısından ülkelerine gitmek ve dönmek bir sıkıntı yaratmıyor. Öyle olduğuna göre bunlar mülteci değildi ama aynı zamanda artık Suriyeliler için geçici koruma statüsü de geçerliliğini kaybetmiştir. Geçici koruma statüsü altında dahi demek zor hale gelmiştir. Gidip gelebilenler için söylüyorum. Bir başka tartışma konusu Suriyeliler hakkında. Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınması. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 1 Ağustos 2019 tarihine kadar 92.280 Suriyeli Türk vatandaşlığına alındı. Bu bir zorunluluk muydu? Hayır. Hukuki bir zorunluluğumuz yok. Uluslararası hukuktan doğan bir mükellefiyetimiz yok. Siyasi bir karardır.
geçici konum statüsünden yabancılar için öngörülen diğer statütlere geçiş söz konusu değildir. Evet, bir geçici koruma statüsü altına alındıysa insanlar artık o statüde kalırlar veyahut o süre bitiminde de ülkelerine geri gönderilirler. Bunların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmaları da hem de bizim kanunumuzda vatandaşlığa alınma şartlarını taşımayanların alınmaları bizim ulusal kendi hukukumuza da uluslararası hukuka da uygun bir davranış biçimi değildir. Şimdi vatandaşlığa alınmanın şöyle bir sonucu var. Yabancıların bulundukları ülkede sadece o devletin kurallarına uyma mecburiyeti var. Oysa vatandaşların o devlete, vatandaş oldukları devlete sadık olma borçları var. Sadakat borçları var. Şimdi yapılan anketler, araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'deki Suriyelilerin çok büyük çoğunluğu, tamamına yakını Türkiye ile entegre olmak istemiyor. Türk halkı ile entegrasyon istemiyor. Türkiye vatandaşlarının da genel tamamına yakını çok yüksek oranda Suriyelilerin Türkiye'ye entegre olmasını istemiyor. Yani bunların ileride bir sadakat borcu söz konusu olduğunda Türkiye'ye sadık kalacaklarına dair en ufak bir işaret yok. Türkiye'de kesintisiz olarak 5 yıl kalanların vatandaş olabileceğine dair bazı tartışmalar oldu, hatırlarsınız. Bu Türkiye'deki Suriyeliler yasal olmayan yollardan geldikleri için, yani bu yasal olarak gelip de 5 yıl kalanları ilgilendiren bir kanundur. Yasal olmayan yollardan geldikleri için bu 5 yıl kalanların vatandaş olmak zorunluluğu yok. Böyle bir kanunun mecburiyetimiz yok. Ruhettin Bey, özür dileyerek toparlayabilirsek süremizi sona eriyor. Tamam. Bir de Almanya'daki işçilerle bizim Suriyelileri karşılaştırıp Türkiye'deki Suriyeliler gitsin diyenleri veyahut da Almanya'daki Türklere yapılanlarla mukayese edenler var. Oysa bu ikisi mukayese edilebilecek bir şey değil. Almanya'daki Türk işçileri Almanya'nın davetiyle kontrollü sayılar altında gittiler ve onların istediği özellikteki insanlar alındı ve bunlar hepsi de Alman ekonomisine katkı sağlar durumdalar. Oysa Suriyelilerin durumu bunun her yönüyle dışındadır. Ha, geçici koruma statüsü kaldırıldığında bu Suriyelilere, yani Türkiye'de ikamet etmek isteyenler için diğer yabancılara uygulanan, bizim vatandaşlık kanunumuzda var olan diğer şartlarda vatandaşlık verilebilir. Yani genel olarak herkese diğer yabancılara uyguladığımız statüyü uygulayarak o şartları taşıyanları vatandaş yapabiliriz. Bütün Suriyelilerin Türk vatandaşlığına alınması hem mümkün değildir hem de doğru değildir. Bir de göçmen statüsü var. Göçmen statüsü bizim bu kanunumuzda, yabancılar ve uluslararası koruma kanununda yok ama İSKEN kanunumuz var. İSKEN kanunumuzda göçmen olarak nitelendirilen kişiler belli. Bu kanuna göre de göçmen sayılabilmek için Türk soyundan olmak, Türk kültürüne bağlı olmak ve Türkiye'ye yerleşmek amacıyla gelmek gereklidir. Yani bizim Bulgaristan'dan falan gelen soydaşlarımız gibi. Dolayısıyla bunlara göçmen de dememiz doğru değildir. Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüğü yoktur. Türkiye'de bir takım çalışmaları, sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardım hizmetleri ve tercümanlık ve benzeri hizmetler alabilmelerine dair bir yönetmeliğimiz var. Dikkat ederseniz bu yönetmelikte de bunların haklarından değil, onlara verilecek hizmetlerden bahsedilir. Bu hizmetler denilmesi de kanunun ruhuna uygun olan bir düzenlemedir. Suriyelilerin güvenli bölgede iskanı söz konusuydu, biliyorsunuz. Barış Pınarı Harekatı'nın iki
ayağı vardı. Birincisi o bölgede PKK devletinin kurulmasına mani olmak. İkincisi de o bölgede oluşturulacak güvenli bölgede, arazide Türkiye'deki Suriyelilerden 2 milyonunun oraya yerleştirilmesi söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu birkaç kere açıkladı. 480 kilometre, şimdi diyorlar 444 deniliyor artık. 444 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre enindeki güvenli bölgede iskan edileceğini bahsetmişti. Hatta sadece iskan değil, onların istihdamını da sağlayacak tedbirler alacağımızı söylemişti Cumhurbaşkanı. Şimdi bunun hesabı yapılmış. Yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öğreniyoruz. 2 milyon civarında Suriye'nin oraya göçü düşünülmüş. Diyelim ki geri kalanı ne olacak? 3,7 milyon resmi rakam, 5,3 milyon tamamıydı. Diğerlerinin göçmesiyle ilgili herhangi bir plan henüz ortada olmadığı gözüküyor. Neden Türkiye'dekilerin yarısının geri döneceği varsayıldı? Bunun da mantıklı bir açıklamasını göremiyoruz. Çünkü biz bunları zorunlu olarak aldık. Zorunlu olarak gönderme hakkımız devam ediyor. Şimdi oluşturduğumuz güvenli bölgeye biz bunları gönüllü mü göndereceğiz? İskan mecburi mi olacak? O da ayrı bir tartışma konusu. Bunun maliyetini yapmış devletimiz ve 53 milyar dolara orada iskan sağlanabileceği görülmüş. Yani 2 milyon nüfusu biz orada iskan edebilmemiz için yapacağımız büyük bir şehir ve onlarca köy var planlanmış. Bunların maliyeti 53 milyar dolar. 53 milyar dolar sadece iskanı için. İstihdamı için fabrika, iş yeri vesaire de açmayı düşündüğünüz zaman 80 ila 100 milyar dolarlık bir masrafı göze almamız gerekiyor demektir. Ama bu para bizde yok. Bize uluslararası kaynaklardan da böyle bir paranın gelmesi söz konusu değil. Dolayısıyla maddi açıdan bunun kağıt üstünde kalmaya mahkum gibi gözüküyordu. Daha da ötesi, bizim Barış Pınarı Harekatımız malum Amerika ve Rusya ile yaptığımız mutabakatlar da artık sonlandı. Ve planladığımız gibi 444 kilometreye 32 kilometrelik alan değil, 120 kilometrelik uzunluğunda ve 32 kilometre derinliğindeki bir alanı biz kontrol edebilir hale geldik. Dolayısıyla bu alanda zaten 2 milyon nüfusun yerleştirilmesi söz konusu değil, fiziken de bu mümkün değil. Bu yabancı basında çıkan bir karikatür, biraz bizi içimizi acıtan, rencide eden bir karikatür. Ama oradaki Türkiye'nin geri dönüşü gibi görmesek bile en azından 2 milyon Suriyeli yerleştirme planımızın bu şekilde bir geriye dönüşü olduğunu düşünmek durumundayız. Türkiye'nin deki Suriyeli iskanı için tek çare olarak mevcut Suriye rejimiyle, Şam rejimiyle anlaşmaktan başka çare gözükmüyor şu an için. Çünkü netice itibariyle 5,5 milyon civarında, 5,3 milyon civarında Suriyelinin tamamının ülkelerden gönderilmesi gerekir. Belki bunlardan çok az bir kısmının, işte diyelim 300 bin civarındaki kısmının vatandaşlığa alınması, yani Türkiye ekonomisine katkı sağlayabilecek olanların vatandaşlığa alınması söz konusu olsa da 5 milyon civarında Suriyeli'yi geri göndermenin tek bir yolu var. Biz o güvenli bölgeye gerçekten bunları yerleştirebilsek bile başkalarının arazisine, başkalarının mülkiyetindeki olan arsalara bunlar konacakları için uluslararası hukuk açısından son derece ciddi mülkiyet tartışmaları söz konusu olacaktır. Tek çare bunların tamamının kendi geldikleri yere, kendi savaştan önce yaşamakta oldukları yere rejimle anlaşmak suretiyle, onların can, mal güvenliğini sağlayacak şekilde anlaşmak suretiyle Amerika'nın ve Rusya'nın garantörlüğünü alarak göndermenin yolunu bulmak zorundayız. Yeni Suriye anayasasında bu türlü hükümlerin gelmesi için Türkiye ciddi çaba harcamak durumundadır diye düşünüyorum. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Efendim sayın konuşmacılara teşekkür ediyoruz. Şimdi soru cevap faslına 15 dakika olarak soru cevap faslını 15 dakika olarak öngörüyoruz. Buradaki bütün misafirlerimizin engin bilgisinin olduğuna, dünya görüşlerinin çok geniş perspektif olduğuna şüphemiz yok. O nedenle görüş arz etmekten çok bir dakikaya da sınırlı. Soru sormak isteyenler varsa buyursunlar efendim. Murat Baykurmuş, konuşmacılara teşekkür ediyorum. Rüyettin Bey'e benim sorum. Konuşmalardan şunu anlıyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak gelen Suriyelilere siyasi mi davranıyoruz, hukuki mi? Ben bunu anlıyorum ki herhalde biz siyasi davranıyoruz. Bir de konuşmanın sonunda rejime bu vatandaşlar dönerse rejim bunları alır mı? Bunlara hain gözüyle bakmaz mı? Yani ülkesini terk eden bu insanlar geri döndüğünde ne yüzle dönecekler diye soruyorum. Bunların çoğu ülkelerinde Esad'dan muhalif oldukları için gelmediler. Can derdiyle, mal derdiyle geldiler. Dolayısıyla önemli bir kısmı muhalif değil zaten. Muhalif olanlar da her savaştan sonra zaten genel aflar çıkar. Genel aflar çıkar. Bakın bu Suriye rejimi geçen gün, geçtiğimiz haftalar içerisinde PYD'lilerle anlaşma yaptı. Yani bunlar dost muydu? Değil. Rusya buna taraftar olması halinde, Rusya ikna edilmesi halinde Suriye bunları alır. Onun da ihtiyacı var. Eğer tekrar da ülkesini toparlamak istiyorsa, onun Rus'a ihtiyacı var. Yani bunlar ikna edilebilir. Ama ikna etmekte zorluk çekiyorsak da yani bunun hepsini bizim düşünmemiz gerekmiyor. Uluslararası büyük devletlerin buna herhalde bir şeyler yapması lazım. Oraya gitti diye 5 milyon insanı öldürecek mi yani Esad? Bütün dünya susacak mı buna? Bence onun çaresi bulunacak. Siyasi mi, hukuki mi? Ben onu zaten defalarca konuşmamın içinde belirttim. Yani bunlar hepsi siyasi kararlardır. Hukuka uygun değildir. Hukuki tarafı yoktur. Teşekkür ederim. Efendim, 170 bin kişinin İbrahim Kalın'ın ifadesi 170 bin kişi döndü. Herkes yerine yerleşti. Temas halindeyim, görüşüyorum. Biz diyorlar gittik, dolaştık. Oradakiler gayet rahat yaşıyorlar. Bir de gidebiliriz diyorlar. Fakat bir kısmı burada iş kurmuş. Pek de dönmek istemiyorlar. Şunu ben sormak isterdim. Anayasada evet, şeylerden bahsediyor ama Türkiye'nin garantörlüğü konusu gündeme düşünülüyor mu? Garantörlüğü oradaki müdürlerle ilgili yahut Kuzey Suriye'deki şeylerle ilgili. Bu petrol bölgesiyle ilgili Rama bölgesinde doğrular çıkardı. Petrol yeri mi çıktı ki? Bunu öğrenmek istedim doğrusu. Böyle bir petrolden bilmiyoruz yani. Rama bölgesi bu varlar. Amerikan tekniğiyle doğrular çıkartmışlar. Hatta bir tarih olmuş gibi orada. Tabii İşin tarihi çok eski. Türk bayrağının kaleye çekildiğine dair bir şey ifade bulundu. 1950'de ediliyordu Ezan'ın. Aslında dönüşüyle o olay olmuştu derler. Bayrağın çekildiğini söylerler. Yani benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla Halep 20 sene önce de olsaydı zaten bugün olur. Bir de bizim yapımda Türkiye'ye katıldığı Şam ırkçıdı. Türk tarafı ağırdı. Galiba Türk bölgesi yani Hazret'le Fırat arasındaki bölge Türk bölgesi. Orada herhangi bir sorun yok. Halep beyleri geçirilebileceği geldiler buraya. Şam'da da geçiren iş yok. Şu Almanya'dan bırakıp geliyordu buraya. Efendim orada özür dilerim. Sorumuza gelebilir miyiz? Bir soruyu aldık, devamındaki soruyu alabilir miyiz lütfen? Evet. Tabii biraz da katkı oldu. Şimdi şunu, yani bu insanların oraya dönmesi gayet normaldir. Burada kalmaların gereği yok ama kalacak olacak. Sözüm bu kadardır. Abi bu adamlar buraya getirildi. Onlar kendileri gelmedi buraya. Getirildiler yani. Efendim söz vermeden rica ediyorum. Beyefendi. Sayın vardas gelecek bunlar. Beyefendi lütfen. Evet ben de. Söyle bir şey. O beyefendi arkadaki cevap verelim mi? Evet lütfen cevap verelim.
Şimdi zaten çoğunluğu katlıydı. Türkiye'nin garantörlüğü konusu bence çok önemli bir konu diye değindiniz. Yani esas işte sahada kazanıp da masada kaybetme durumu olmaması için Türkiye'nin yapabileceği en büyük başarı bu anlaşmalarda hem Suriye Anayasası'nın düzenlenmesi kısmında katkıda bulunmaktır. Hem de eğer Kıbrıs'ta olduğu gibi bir garantörlük alabilirsek esas o zaman büyük bir başarıyla çıkmış sayılmamız gerekir. Süleyman Pekin Bey bir şey söyleyecek. Buyurun. Biraz bilgileri netleştirelim. Gelen sığınmacı ve geçici koruma altındaki yabancı statüsündeki insan sayısını devletimiz 3.6 milyon, 4 veya 5 milyon civarında da biz reel rakam olarak görüyoruz. 170 bin kişi hiç mesabesindedir. Halep'te 975 bin veya 1 milyona yakın Türkmen yaşıyor. Halep şu anda Esad rejiminin içerisinde. Türkmenler sadece kuzeyde değil, Hama, Humus, Kuneytra, en güneyde, Şam'ın bile güneyinde Türkmen bölgeleri var. Savaşın sadece devam ettiği gibi gözüken yeri İdlib bölgesi. Rejim güçleriyle İdlib'deki muhaliflerin, bizim Öso'daki Türkmen Tugaylarına dair sınır çatışmaları var. Aslında Suriye'de bir savaş şu an itibariyle yok. Dolayısıyla sığınmacı veya kaçkınlarımızın geri gitmesi için de bir sebep kalmadı. Garantörlük noktası İdlib'deki bütün muhalefetin garantörü Türkiye'dir. Bizim iki tane güvenli bölgemiz oldu. Onların da garantisi Türkiye'dir. Bundan sonra işte IŞİD'in de garantörlüğünü bize yıkmaya çalışıyorlar. Nurettin Bey'in dediği gibi bütün ihaleleri almamak bizim için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Efendim, Süleyman Bey'e sorum. Şimdi bizi 20 yıla yakındır yöneten bir hükümetimiz bazı çok hassas noktalarda kaybettiği ya da beceremediği konularda aldatıldık, kandırıldık, yanılmışız gibi kelimeler kullandılar. Acaba şimdi dün akşam izledim haberlerden Sayın Milli Savunma Bakanımız işte 150 gün doldu, geçti. Hala vaat ettikleri sınırdan geri teröristleri çekmediler dediler. Bu da aynı bir acaba bizim kamuoyunu yanıltmaya da böyle bir algı yaratmak için midir diyorum ve teşekkür ediyorum. Bence sahadaki gerçekliğin karşılığıdır. Teröristler alan boş bulunca alanı dolduran tipler. Malum Türkiye'de de bir ara çözüm sürecinde alan açıldığı için alanı doldurdular. Sonra onlara açtığımız alanı biraz sert de olsa teröristlerin anladığı dilde kapattık. Tabi bizim şehitlerimize de sebep oldu. Hatalarımızdan ders aldığımızı düşünüyorum. Ama tehlikeli olan hatayı beyan etmemek. Gene burada bir algıya cümle kurayım son olarak. Biz Türkler Orta Asya'da hiç puta tapmadığımızı söyleriz. Biz Araplarda putperestliğin var olduğunu İslamiyet'in öncesinde. Tamam da Türkler zaten konar göçer. Tapınak kültürümüz de yok. Kalıcı eser de bu Göktürk kitabelerini saymazsak çok fazla eserimiz yok. Ben Türklerin kişileri putlaştırdığını ve bunları ceplerine koyarak gittikleri coğrafyalara da taşıdıklarını düşünenlerdenim. Araplardaki putlar aslında Allah değildi. Aracılardı. Onlar da biliyorlardı onların işe yaramaz mağluplar olduğunu ama güzel bir rantabıl akış vardı. Yani faizden para kazanmak gibi bir şey yani. Güzel bir akışkanlığı vardı. Maalesef biz Türkler kişileri hatasız kılmakta, destanlaştırmakta, efsane üretmekte çok iyiyiz. Bu noktada aslında hataları söylemek, başta bu cümleleri kuran şahısla dahil olmak kaydıyla aslında ona büyük bir katkı, onu varsaymak. İnşallah buna da yavaş yavaş alışacağız. Amerika'nın yapılan anlaşmalardan ne hikmetse Kamışlı işin dışında merak ediyorum. Kamışlı'ya PYD aslında iki tane merkezi var. Biri bu Aynel Arap dediğimiz Kobani. Hatta Türkiye'de o adeta böyle bir mitolojik mücadele noktası gibi geldi. Hatırlarsanız 29 Ekim 2014'te Türkiye'den geçen peşmergelere
kebap, bal falan söylemiştik. IŞİD'le mücadeleleri olduğu söylendi. Şimdi PYD'ye karşı döndük. İkinci merkezlerde bu Kamışlı dediğimiz yer. Aslında Kamışlı'nın diğerinden farkı şu, gerçek manada Kürt nüfusunun dominant olduğu bir yer. Hatta Suriye'de zaman zaman hani bu Barzani grupları Irak'ta babadan dededen yaparlar. Suriye bölgesinde de düzenli olarak muhalif, özellikle Kürt grupları için söylüyorum, hareket merkezi Kamışlı. Malum Kamışlı'daki bir futbol müsabakasında başladı. Bir Arap takımıyla o bölgenin takımı arasındaki maçta tribün husumeti bir anda öldürmeli 50 kişinin, hatta bazı kaynaklar 100 kişinin öldüğü bir müsabaka olduğunu söylüyor. Sembolik anlamda Suriye için söylüyorum, onların ötükeni gibi bir yer. Kendinizi tanıtırsanız. Emekli fiyat öğretmeni İbrahim Bayan. Ben iki sunumcuya da sormak istiyorum. Bu geçici statüyle gelenler içerisinde bazı yerlerde çıktı. 1 milyona yakın Ermeni var mı? Ve bunlar nerelere yerleşti? Acaba bir bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi bizim tehcirde tarihçilerin bu konuda hatta gündeme geldiği için güncel önermeleri oldu. 700 bin, 750 bin civarında zorunlu sürgün, zorunlu yer değiştirmeye tabi tuttuğumuz insan sayısı var. Osmanlı'da 1 milyon 200 bin gibi bir rakam düşünürsek aşağı yukarı 3'te 2 değil ama 3'te 2'ye yakın bir oranda bir hareketlendirme var. Gerekçeler çok fazla, hatta aslında diğer batılı ülkelerde daha sert tedbirler alınıyor. Savaşın olmadığı değeri zor dediğimiz bölge. Şu anda PYD'nin özellikle petrol bölgelerinin de Amerika ile beraber hakimiyet kurulmaya çalışılan otonom yerde geçici olarak 1915'te gönderdik, 18'de geri bıraktık. Mesela İzmit'te 58 bin Ermeni gönderildi. 1/3 oranı geri geldi. Tabi gelmeme Suriye'ye geçen, Erzurum'dan Halep'e yerleşen, oradan Lübnan'a geçen, Ürdün veya diğer yerlere, Fransa'ya giden ve Amerika'ya yerleşen çok insan var. Geri dönenler de Kurtuluş Savaşı'nda özellikle Taştan Kınçak komitacılık geleneğini aynen devam ettirdiği için bunun çok arşiv vesikası var. Bir kısmını yayınlamıştık. Çoğunluğu gitti. Yani şu an itibariyle Amerika'da 1,5 milyon. Özellikle Boston merkezli. Fransa'da 600 bin civarında ciddi bir lobi var. Tabii Türkiye'yi katmıyorum. Ayrı bir konu ama Suriye bölgesinden özellikle Halep ve Deir ez-Zor tarafından gelenlerin içinde ciddi bir oranda. Bazıları bunu 500 bin olarak söylüyor. Ama bu rakamlar noktasında bir netliğimiz yok. Bunlar sadece duyum ifadesi olabilir. Net olarak söyleyebileceğim, kendi oturduğum ilçemle ilgili Kocaeli'nin Basikere ilçesi. Yeni ilçe yapılan yerlerden biri. İşte bizim öğretmen olduğumuz okul İmam Hatip Lisesi'nde de Suriyeli her sınıfta en azından 3-4 tane öğrenci var. %80'i Deir ez-Zor'dan. Hatta Kaymakam Bey'in de bizim bu yöresel bir tarih çalışmamız vardı, onu hediye ettiğimizde dikkatini çekmiş. Basikere bölgesine gelenlerin %90'ı, 85'i Deir ez-Zor bölgesine. Muhtemelen de bunların çoğunluğu Ermeni kökenli kişiler. Konuya değindi. Şimdi hedef Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'ydi, İran değil. Efendim, kendinizi tanıtırsanız bir de bir dakikayla sana soru rica ediyoruz. Mehmet Emin Yıldız. Şimdi 1915'te tescille giden, Suriye'ye gidenler, Ermenilerin çoğunu buraya sürdüler. Ben Van'a gidiyorum. İran'dan binlerce Ermeni bu Akdamar Adası'ndaki kiliseye ziyarete geliyor. Van'da otellerde yer bulamıyoruz. Burada da hiç durmadan kilise açıyorlar biliyorsun Ermeniler. Süryani Kilisesi adı altında Ermeni kiliseleri açılıyor. Bu Türkiye için çok tehlikeli. Yani içeride bombayı patlatabilirler. Bunu açık açık her yerde dile getirmemiz lazım. Ne tedbir gerekiyorsa onu da almamız lazım. Türk milleti olarak hazır olmamız lazım. Afrede gelmememiz lazım. Teşekkür ederim. Sorunuz var mı efendim? Bunun hepsi soru. Soru. Şaban abi buyurun. Efendim Süleyman Peker Bey'e de, Ruhettin Bey'e de çok teşekkür ediyorum.
Bir defa burada şunu ifade etmek istiyorum. Diyor ki, onlardan kaldı bu toprak, biz kesip tozmayalım mı, yabanlar kıskanır diye destanda yazmayalım mı? Ya bahsettiğimiz topraklar daha bizim dünkü topraklarımız. Oradaki insanlar da daha bizim dünkü insanlarımız. Ve bunların Türkiye'ye gelmiş olmalarında veya Türkiye'nin bunları kabul etmiş olmalarının en büyük sebebi duygusallıktır. Bunların dini bizim dinimiz. Dili Osmanlı, şöyle kabul edelim. Yani bunlar bizim dünkü vatandaşlarımız, biz kapıyı açmayıp ne yapacaktı? Yani Bulgaristan'dan geldiği zaman kapılarımız açmadı. Buradan gelsin açmadı. Kaldı ki yani ben şunu görüyorum. Şu anda gelen Suriyeli kardeşlerimizle alakalı söylüyorum. Yani zenginlik bakımından da ekonomik bakımından ciddi bir katkıyla geldiler. Şu an gidin restoranlara, Başakşehir, şuraya, buraya. Ağzına kadar Araplarla dolu. Yani bunlar bir felakete uğramış. Bu felaketin neticesinde Türkiye iyi de yapmış, kapıları sonuna kadar açmış. Burada asıl benim sormak istediğim şey şu. Mesela Cumhurbaşkanımız sağ olsun diyor ki, ya diyor ben bunları ya kapılar açıp da işte Avrupa Birliği'ne, Avrupa topraklarına gönderirsem ne yaparsınız? Ben de diyorum ya bu kapılar açılacak, kapılar nasıl açacak? Yani bütün millet toplayacak da yürüyün mü diyecek? Yani veya düşünün ki işte İpsala veya Kapıkule vesaire insanları oraya doğru yönlendirdik. Onlar da asker birliklerini çekti, kapının önünde durdu. Yani bunun hukukta, uluslararası hukukta bunun bir yeri var mı yok mu bilmiyorum. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ve sonuç olarak da diyorum ki acaba oradaki sınır tellerini biz niye çektik? Bu propaganda malum bir film vardı hatırlarsanız. Ya bu sınırı biz niye çektik? Keşke çekmeseydik. O zaman zaten bu ülke kendinden devam etmiş olacaktı. Yani biz kendi kendimize tabiri caizse sınırı kendimiz çekmiş olduk. Bize kimse zorla çektirin demedi. Bu bizim bir eksiğimiz, bir yanlışımız diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi benim format buna uygun değil efendim. Cevaplasınlar. Yukarıda çay sohbetinde cevaplarsınız efendim. Çay sohbetinde konuşursunuz efendim. Şimdi benim değerlendirmelerimde dikkat ederseniz sadece hukuki açıdan değerlendirme yaptım. Siyasi kısmını yani hukuka uygun olmadığı halde hükümetin tercihi olan kısımları da bu bir siyasi tercihtir dedi deyip geçtim. Siyasi olarak değerlendirilmiştir. Şimdi olan oldu. Bunlar bu kadar geldiler. Öyle söylüyor ki, Hazine Bakanımız da söylüyor. Yani bunlar için harcadığımız 40 milyar dolar diyor. Bizim bugün yaşadığımız ekonomik krizde en önemli parametrelerden biridir diyor. Ayrıca dünyada hiçbir ülke bu kadar büyük göçü kaldıramıyor. Bugün niye onlar bindaşımızla Arabistan'a gitmedi, Katar'a gitmedi vesaire diğer Müslüman ülkelere gitmediler de hepsi bize gelmeye kalkıştı. Veya çok büyük çoğunluğu. Dolayısıyla bu bir misafirlikse, misafirlik oradaki onların can ve mal güvenliğinin olmadığı dönemde geçici olarak Türkiye insanının, Türk milletinin yaptığı büyük bir alicanaklıktır. Bunları biz oraya, madem ki artık savaş bitmiştir, olağanüstü şartlar sona ermiştir, olağan döneme geçiliyor, herkes vatanında mutlu olur, vatanına gitmesi gerekir. Onun şartlarını hazırlayacak tedbirleri bizim almamız gerekir. Kardeşlik de bunu gerektirir. Herkes kendi ülkesinde huzur içerisinde yaşasın. Ve onları gönderirken de düşman etmeden, hakir görmeden, onların bulundukları ülkede ileride Türkiye'de yine güzel intibalarla gitsinler ki Türkiye lehine bir lobi faaliyeti yapabilecek bir güce, bir siyasi etkinliğe de kavuşmalarını sağlayacak bir şekilde gönderelim. Yani işte bu kadar fedakarlık et sonunda da kovar gibi gönder, o da doğru değil. Çok usuletle, suretle uluslararası hukukun çizdiği çerçeve içerisinde ve büyük devletlerin de ikna edilmesi suretiyle Suriye Anayasası'na bunların haklarının, can ve mal güvenliklerinin sağlanacağı garantilerin de konulması suretiyle ve keşke yapılabilirse Türkiye'yi oradaki insanlara ve oradaki gelişmeler konusunda belli garantörlükler içerisinde çıkarabilecek
bir başarı gösterirsek. Ama her halükarda göndermemiz lazım. Yeniden Aydınlanma Derneği olarak bir araştırma yaptı dernek. Bolu Üniversitesi öncülüğünde çok kapsamlı ve kaliteli bir araştırmaydı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre uyum problemi var. Her ne kadar biz Osmanlı döneminde biz aynı devletin tebaasıysak da çok farklı bir yapı oluşmuş. İnsanların zihniyetleri, alışkanlıkları, kültürleri değişmiş. Konuşmamın içerisinde söyledim. Onlar hiçbiri Türkiye'de entegre olmak istemiyor. Bizimkiler de, Suriyeliler burada entegre olsun istemiyor. Araştırmanın sorularından bir tanesi şuydu. Apartmanınızda Suriyeli olması halinde nasıl davranırsınız? Çok önemli, %55-60'lara gelen bir şekilde biz buna tepki gösteririz, hatta zor kullanırız diyenler çıkıyor. Bu demek ki ciddi sosyal problemlere yol açabilecek bir şey. Bunun varlığını göz ardı edemeyiz. Böyle ensar muhaciz kardeşliği gibi romantik laflarla da çözemeyiz bu işi. O olmayacak. Bunu çözmemiz lazım. Güzel bir ortam doğuyor. Türkiye'nin oradaki müdahalesinden sonra da hukuken o masaya oturma şansı doğdu gibi gözüküyor. Bunu değerlendirip bu fırsatı değerlendirip bunların ülkelerine göndermemiz lazım. Gitmelerine yardımcı olmamız lazım. Kapıları açma tamamen siyasi bir laf. Hukuki hiçbir tarafı yok. Devlet başkanları bazen böyle siyaset yapmak için söylerler. Yani zaten daha önceden yapabildik mi? Oraya zaten giderlerken biz herhangi bir kapı açmamız gerekmeden yaparken ne oldu? Bize dediler ki sana şu kadar milyar dolar para vereceğiz. Siz bunları buraya geçirmeyin dediler. Biz de onların muhafızlığını yaptık. Oraya gitmek isteyenleri bile bu Türkiye'de muhafaza ettik. Bıraksaydık o zaman. Yani bence güzel bir tehdit ama hukuki bir tarafı yok. Ne olursunuz güvenlik tedbirlerini kaldırırsınız. İşte insanlar geçmek istiyorsa, kaçak yollardan geçmek istiyorsa geçerler. Onlar da döndürürler oradan filan. Bir kargaşaya yol açar yani. Efendim teşekkür ediyorum. Diğer soruları çay sohbetinde rica edeceğiz. Süremizi fazlasıyla açtık. Toplantıyı kapatmak üzere ben Bey'i davet ediyorum. Buyurun efendim. Başkanımızın sorusunda iki cümleyle şöyle bir katkıda bulunayım. Türkiye, daha doğrusu Avrupa terör kartını kullandıkça Türkiye'de mülteci kartını kullanmıştır. Veyahut da Türkiye mülteci kartını kullandıkça Avrupa'da bize karşı terör kartını kullanmıştır. Biz öyle veya böyle onu ifade etmek zor ama Avrupalılar Türkiye'nin sınırları kasıtlı olarak korumayarak yani iyi tutmayarak mültecilerin Avrupa'ya gitmesiyle Avrupa'yı demografik olarak Müslümanlaştırmakla suçluyorlar bizi. Yani siz yeterince korumuyorsunuz ve milyonlarca Müslüman göçmen Avrupa'ya geliyor ve burada milyonlarca çocuk doğuyor. Bizim demografik yapımız bozuluyor diye bize bir yüklemede bulunuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi bu. Bu kapsamda yani. Hani sınırları açarız. Tabii açmak kapıyı açmak değil de polis görmez. Geçen 3000 mülteciyi görmez. 5000'i görmez. 100.000'i görmez. Burada en büyük zararı önce Yunanistan görecek. Maalesef Avrupa Yunanistan'ı bir sürede çok kötü kullanıyor. Kullanma ifadesi aynen söyleyebiliriz. Kullanıyor. Şu anda Yunanistan milyonlarca göçmenin ve bu milyonlarca göçmenin milyonlarca çocuklarının bulunduğu, tutulduğu bir yer. Zaten ekonomisi zor durumda. Avrupa'nın buraya bir katkısı da yok. Bu mülteci meselesinden Avrupa cephesinde en büyük sıkıntıyı çeken şu anda Yunanistan. Yaklaşık 3 yıl öncesinin Anadolu Ajansı'nın bir haberi vardı. Sadece Atina'da 500 bin Müslüman çocuk var, mültecilerden. Atina'nın zaten Yunanistan nüfusu kaç biliyor ki? Ömer Bey, toplantarsa, toplantıyı kapatalım. Şimdi plaket töreni için Samet Karakuş Bey'i ve Şaban Gülbahar Bey'i rica ediyoruz. Thank you.
Üst kat ikramımız var.